Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Daha önceki derslerde bir tane Lisp anlatmıştım sizlere. Hatırlarsınız DPL Lisp'i. Bu dersimizde de DPL Lisp'ine benzer bir tane Lisp var. Onu anlatmak istiyorum. Ve bu ikisi arasında çok ince bir fark var. Bunu sizlere göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle DPL Lisp'ini hatırlayalım. Çok basitçe bir tane çizim yapalım. Şöyle 100 birim sağ tarafa, 50 birim aşağı, 25 sağ tarafa. 25 aşağı, sol tarafa 75, yukarı 25. Şöyle buradan hiza alıp C enter diyelim. Şöyle bir tane basit çizimimiz var. Öncelikle kullanacağımız Lisp'i ne yapıyorduk? AutoCAD'e yüklüyorduk. Bunun için app yazalım. App load'a bir defa tıklayalım. Şuradan önce DPL'i seçelim. Load diyelim. Sonra close diyelim. Bakın şu aşağıda DPL list successfully loaded dedi. Yani yükleme başarılı anlamına geliyor. Şimdi öncelikle DPL list'ini kullanmak için çizimin tek parça halinde olması lazımdı. Biz bunu line ile çizdiğimiz için şu anda birden fazla parça halinde. Hepsini seçtikten sonra J'ye basalım. Join çıktı. Space'e basalım. Bakın şu anda tek bir yere tıkladığımda hepsini birden seçebiliyoruz. Yani şu anda bu tek bir çizim haline geldi. Şimdi DPL'ye basalım. DPL. Space'e basıyoruz. Çizimin üzerine bir defa tıkladığımızda Bakın şöyle yatay ve dikey uzunluklar hepsi birlikte çıktı. Şurası, şurası toplamı. Şöyle parça parça bütün uzunluklar çıktı. Şu sol tarafta kalsın. Bu dersimizde göreceğimiz Lisp'in ismi PDIM Lisp'i. PDIM. Şimdi öncelikle şu sol taraftaki çizimi kopyalayalım. CO diyelim şöyle hemen yan tarafa. Burada ilk başta PDM yani şu anda göreceğimiz Lisp'i kullanalım. Bir de farklı bir çizim yapıp onun üzerinden Lisp'i kullanalım. Bakalım bir farkı var mı? Hemen App yazalım. Space'e basalım. Bakın PDM. Ben size açıklamalarda bu Lisp'i vereceğim. Siz oradan indirip kullanabilirsiniz. Buna bir defa tıklıyoruz. Load diyoruz. Burada Always Load veya Once Load diyebilirsiniz. Fark etmez. Close diyelim daha sonrasında. Şimdi P ve basalım. Bakın PDM çıktı. Space'e basalım. Çizime tıklayalım. Space'e basalım. Şöyle bakın uzunlukları çıktı. Şimdi sol taraftakine bakalım kıyaslayalım. Şimdi bakın şurada mesela hem 100'ü hem 25'i buraya yazmış ve toplamını yazmış. Burada ise 25 birim uzunluğu direkt bu çizginin hemen üst kısmına yazmış. 100 birimi direkt o çizginin üst kısmına yazmış. Yani şurada şu çizginin uzunluğu kaçsa direkt üstüne yazmış. Ama bu tarafta hem bu çizginin uzunluğu şurada yazıyor. Hem şuradaki çizginin bakın şu kısmın uzunluğunu getirmiş şuraya yazmış. Bir de bu ikisinin toplamını yazmış. Yani şu solda bulunan ölçülendirme DPL ile yapılan. Bu biraz daha ayrıntılı bir şekilde yapılmış. Ama tabii ki de şu sağ tarafta yaptığımız PDIM Lisp ile yaptığımız yani o da iş görür. Peki sağ tarafta kullandığımız PDIM Lisp'inin solda kullandığımız DPL Lisp'inden farkı sadece daha az bir ölçülendirme yapması mı? Örneğin şurada hem şu kenar hem bu kenar hem toplamı var. Ama burada sadece bu kenar ve bu kenar. Yani sadece hangi kenarlar varsa onların uzunluğu var. Tek farkı bu mu? Hayır. Şimdi bunun için hemen şöyle açılı bir çizim yapalım. Diyelim ki şöyle çizimimiz mevcut. Ve bunların ölçüleri lazım bize. Bakın şurada ölçülendirme kısmında iki adet ölçü alma şekli var. Bir lineer bir de aligned. Lineer düz bir şekilde yapılan çizimlerde kullanılır normalde. Aligned da açılı bir şekilde şekilde yapılan çizimlerde kullanılır. Yani biz burada mesela burada bir açı var. Şu yatayda bir açı mevcut. Biz bunu lineerle yapmaya çalıştığımızda bakın farkını anlarsınız. Şöyle yatayda ve dikeydeki uzunluğunu veriyor bize. Ama aligned ile yaptığımızda şöyle bakın iki noktayı seçtim. Direkt buradaki açılı şeklin bize uzunluğunu verdi. Bunu seçip silelim. Tam da PDM Lisp'i burada işin içine giriyor. Şimdi burada PDM nispini kullanıp hızlı bir şekilde ölçü alalım. Tabi bunun şu anda tek parça halinde olması gerekiyor. Hepsini seçtik. J'ye bastık. Space'e bastık. Bakın şu anda tek parça halinde. P ve D'ye basıyorum. Bakın PDM çıktı. Space'e basıyorum. Şeklin üzerine gelip bir defa tıklama yapıyorum. Space'e basıyorum. Bakın ne yaptı? Şuradaki çizginin uzunluğunu hemen bize şuraya verdi. Aynı şekilde diğerlerinin de. Peki biz bunu DPL ile yapsaydık nasıl olurdu? bunların hepsini seçip silelim hemen hızlı bir şekilde. DPL'ye bastım, DPL Space'e bastım, şekli seçtim, bakın şöyle yataydaki ve dikeydeki bütün uzunlukları verdi. Ama biz burada yatay ve dikeydeki değil de sadece şuradaki bu açılı uzunluğu istiyoruz diyelim. Bunun için PDM'i kullanıyoruz. PD'ye bastım, Space'e bastım, şekli seçtim, Space'e bastım, şöyle bize bütün o açılı uzunlukların hepsinin uzunluğunu verdi ölçüsünü şuraya yazdı. Şimdi çok kısa bir şekilde özetleyelim. Eğer şöyle ayrıntılı bir şekilde yatay ve dikey uzunlukları istiyorsak DPL yani DPL ismini kullanıyoruz. Ya da şöyle daha az ayrıntılı, şöyle basit bir şekilde veya açılı bir şekilde çizilen şekillerin şuradaki gibi ölçülerini istiyorsak da PDIM ismini kullanıyoruz. Zaten daha önceki derslerimizde DPL ismini anlatmıştım. Açıklamalarda onun linkini de vermiştim. Bu dersimizin altına da PDM listesini veririm. Bunu oradan indirip kullanabilirsiniz. Eğer DPL listesini de isterseniz bir önceki videolarımdan bakıp oradan indirip isterseniz videoyu da izleyip oradan nasıl kullanıldığını ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.